kadın haklarının öncüsü. Öncüsü. Şimdi bakın nasıl öncüsü. Şimdi lütfen bizi dinleyenler selim bir vicdanla bugüne kadar ezberlediklerini unutarak şu gerçeğe bir kulak versinler. Hazreti Ayşe peygamberimizin eşi. Sahabeye hocalık yapmış bir insan. Asr-ı Saadet'in en büyük ordusuna kumandanlık etmiş. Şuna bakıyor musunuz? Asr-ı Saadet içinde oluşturulmuş en büyük orduya kumandanlık etmiş. Cemel'de kumandanlık ettiği ordunun asker sayısı 30 bindir. Hazreti Ali'nin 20 bin evet. askere kumanda ettiği orduda 30 bin askere kumanda etmişti. Binlerce insan öldü orada. Peki o sırada karşısında kim vardı? Efendim Hazreti Ali var, ondan pişmanlık duyuyor. Niye kavga ediyorlar? Efendim, niye savaşıyorlar? Ediyor ama bakın bugünküler gibi birbirini kafir muafir ilan etmiyorlar. Etmiyorlar. Hazreti Ali savaşı kazanıyor. Ondan sonra da annem diyerek izaz ve ikramla onu alıyor. Refakatçilerle evine uğurluyor saygılar içinde. O savaşın sebebi nedir? O savaşın sebebi Basra'da oluyor bu savaş değil mi? Basra'da olmuş galiba. Tabii Hazreti Ayşe Mekke'den çıkıyor 3000 kişiyle, Basra'ya geldiğinde 30.000 kişi. Hazreti Ali Medine'den çıkıyor, o da 3000 kişiyle. Peki niye Basra'ya gidiyorlar? 20.000 kişi. Efendim o sırada orada oluşmuş. Tabii Medine'de böyle bir savaşı vermek zor. Medine peygamberin hatıralarını, kokusunu da taşıyor. Orada kimse böyle bir şeye pek girişemez. İzin vermez. Kaldı ki yani orada bir içtihat farkı yüzünden ki sonra Hazreti Ayşe dünyaya gelmeseydim de Ali'ye karşı çıkmasaydım diyor. Kendisi zaten hükmü vermiş. Hayatımın en büyük hatası filan demiyor. Keşke doğmasaydım ve Ali'ye karşı çıkmasaydım. Niye savaşmışlar? Tam nedeni ne? Efendim, Hazreti Osman'ın ölümü üzerine Muaviye fitnesiyle Osman'ın katillerinin bulunması ve kanının heder edilmemesi, katillerin cezalandırılması, bu atıldı ortaya. Raşid halifelerin dördüncüsü, üçüncüsü katledilmiş, katilleri bulunmuyor. Böyle bir hava yaratıldı. Çünkü Şam merkezli Emevi fitnesi işte orada başlıyor zaten tahribatına. Niçin bu tahribatı yapıyor? Hazreti Ali'yi zor durumda bırakmak için. Çünkü Hazreti Ali'yi hemen biat edilmiş. Devletin başına getirilmiş. Problem çıkarıyor. Çünkü Hazreti Ali problemsiz birkaç yıl Müslümanları ve devletini yönetirse ondan sonra Emevi melanetine hayat hakkı kalmayacağını biliyor adam. Bunu kırmak istedi. Ve maalesef kırdı takdiri. Ve orada Hazreti Ayşe'yi kullandılar. Hazreti Ayşe enteresandır. Bir yandan Hazreti Osman'ın katlinde dahli olmakla itham ediliyor. Çünkü kardeşi Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Muhammed'in dahli olduğu söyleniyor. Yani Hazreti Osman'ın yerini basan ve o hareketi yapanların içinde. Hazreti Ayşe'yi bir yandan itham ediyorlar, bir yandan da diyorlar ki Osman'ın katillerinin bulunmasından rahatsız mı oluyorsun? Hayır. Tabii burada şahsi kaprisler var, iktidar hırsı. Maalesef. Talha, Zübeyir, onlar ayrı bir hilafet iddiasında, onlar da Hazreti Ayşe ile birleşiyorlar. Peki mesela merak ederim hep. Hazreti Ayşe halife olabilir miydi? Hayır olamazdı. Çünkü öyle bir gelenek yok. Dinler tarihinde de yok. Orada da olmazdı. Yani bunun telaffuz edildiğine bile tanık olmuyoruz. Hazreti Ayşe'nin öyle bir iddiası da yok zaten. Ama bir ordu kumandanlığı yapmış ve 30 bin kişilik bir orduya kumanda etmiştir. Bugün 21. yüzyılda bazı Müslüman ülkelerde kadınların araç kullanmasına izin verilmiyor. Tek başına sokağa çıkamıyor. Şimdi bakın. Bakın nereye ne hale gelmiş. Hazreti Ali Hendek Savaşı'nda da kadınların hepsi karedeyken Hazreti Ayşe çıkmış savaşa katılmak istemiş. Hazreti Ayşe bütün savaşlara katılmıştır. Bedir'e katıldı mı katılmadı mı
tartışmalı bir rivayettir. Diğer bütün Nas-ı Saadet'tekilerin, Peygamberimizin verdiği savaşların katılmış. Hemşirelik görevi yaparak. Hazreti Ali dedik. Hazreti Ali'nin bizim de bugün mustarip olduğumuz meseleleri bir büyük ihtişamla nitelendiren ve yanlışları deşifre eden bir sözü var. Diyor ki Emevilerden bahsederken. Emeviler diyor İslam elbisesini giydiler. Tabi hepsi biz Müslümanız diyor. Yalnız diyor. Ters çevirerek giydiler. Bugün de Müslüman dünyanın sıkıntısı budur. İslam elbisesini giyiyorlar. Giyiyoruz ama ters çevirerek giyiyoruz. Şu İngiliz kumaşı ceketini sen böyle giydiğin zaman sana bir itibar veriyor. Prestij sağlıyor. Saygınlık kazandırıyor. Ters giyersen diri derler. Ters giy, çık İstiklal Caddesi'ne. Diri derler. Seni rezil eder. Hazreti Ali'nin dediği budur ve bugün yapılan da budur. Ali'yi takip ediyorum diyenler de bu elbiseyi ters giyiyor. Ehli sünnettenim diyenler de bu elbiseyi ters giyiyor. Bu elbisenin düzünü Müslümanlara giydirecek bir tek kaynak var. Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'in de atıf yaptığı adresler var. Yani Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim dedikçe biz millet ya ne diyor? Bakın Kur'an-ı Kerim demek akla, ilme, evrensel insanlık örflerine gitmek demektir. Kur'an bu adreslere gönderme yapıyor. Elbiseyi düz giymek budur. İmam-ı Azam en erken devirde Emevi'nin ters çevirdiği elbiseyi düzüne çevirmek için mücadele verdi. 40 küsür sene. Peki hocam şimdi Hazreti Ayşe Ali ile yaptığı savaştan sonra diyor ki keşke doğmasaydım da Ali ile savaşmasaydım. Evet öyle diyor. Ama buna mukabil Ali'nin yolundan gittiğini iddia eden, öyle bildiğimiz Şiiler Hazreti Ayşe'den nefret ediyorlar. Hatta Ayşe ismini... Bu çok ağır bir tabir. Sevmiyorlar hocam. Ayşe ismini hakaret diye kullanıyorlar yer yer İran'da. O kadar deme. Bakın bunu hiçbir Müslüman yapamaz Şii de olsa. Çünkü Kur'an-ı Kerim peygamberin eşleri sizin annelerinizdir diyor. Hiç kimse annesine hakaret edemez. Ama eğer Kur'an'ı inkar etmiyorsa. Kesin. Hı? Sevmedikleri kesin. Bilmiyorum. Ben Hazreti Ayşe'yi sevmiyorum diyen bir tane Şii'ye ben şahsen rastlamadım.